Merhaba arkadaşlar. Şimdi size homojen diferansiyel denklemi indirgenebilir diferansiyel denklemleri anlatacağım. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar bu tip denklemleri homojen diferansiyel denklemi indirgeyebileceğiz. Bunlar şu şekilde veriliyor. 4-1 şeklinde bakın arkadaşlar. Y'nin türevi eşittir f. A1x artı B1y artı C1 bölü A2x artı B2y artı C2 şeklinde ve buradaki katsayılarımız a'yı, b'yi, c'ler reel sayı arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu tip denklemlerde homojenliği bozan ifadeler şuradaki c1 ve c2 sabitleri. Eğer onlar sıfır olmuş olsaydı derecelerimiz aynı olacağı için x'in ve y'nin bu bir homojen diferansiyel denklem olacaktı. Şimdi bu şekilde verilirse nasıl homojen yaparız onu öğreneceğiz. Bu tip denklemlerde arkadaşlar aşağıdaki durumları inceleyeceğiz ilk önce. Zaten C1, C2 sıfırsa az önce söylediğimiz gibi bu bir homojen diferansiyel denklem olduğu için homojen diferansiyel denklemde değişkenleri y bölü x veya x bölü y şeklinde yazıp y bölü x'e u demek suretiyle ne yapıyorduk? Değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ediyorduk. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi biz C1, C2'nin sıfırdan farklı olduğu durumlara bakacağız arkadaşlar. İlk önce şuradaki x ve y'nin katsayıları olan a1, b1, yine a2, b2 için arkadaşlar şu eşitlik var olsun. Yani a1 çarpı b2 eksi a2 çarpı b1 sıfır eşit olsun. Bu durumda arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Bunların a2 ile a1'in, b2 ile b1'in aralarında orantılı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla orantı sabiti k gibi düşünürsek, bakın burada denklemde yerine yazdığımız a2 ve b2 yerine dikkat ederseniz burası da a1x artı b1y geldi. Burada da a1x artı b1y geldi. Yani bu bunun belli bir katı. Zaten denklemde verilirken arkadaşlar buna bakar bakmaz da anlayabilirsiniz. Aralarında belli bir oran varsa bu duruma girdiğini. Böyle bir durumda da arkadaşlar a1x artı b1y'ye yeni bir değişken u değişkeni dersek bu şekilde bir dönüşüm yaparsak dikkat ederseniz sağ tarafta u'dan başka bir değişken kalmayacak. Dolayısıyla basit bir diferansiyel denklem elde etmiş olacağız. Gerçekten bu dönüşümü yaptığımızda türevleri alıp denklemde yerine yazdığımızda arkadaşlar sağ taraf sadece u'ya bağlı. Dolayısıyla da her iki tarafın integralini almak suretiyle buradan genel çözümümüzü elde edebiliyoruz. Demek ki arkadaşlar bu durum hangi durumdu? Tekrar denklemimize bakacak olursak bize verilmiş haline. Şuradaki a1x artı b1y ile a2x artı b2y bunların arasında belli bir orantı olduğunda bu duruma giriyor. Şimdi diğer durumumuza bakacak olursak aralarında böyle bir orantı yoksa yani şu fark sıfırdan farklıysa. Bu durumda arkadaşlar amacımız bu denklemi homojen hale getirebilmek. Bunun için de bir dönüşüm yapıyoruz. X yerine x1 artı alfa, y yerine y1 artı beta yazarak. Alfa betamız biraz sonra belirleyeceğimiz sabitler. X1, y1'imizi arkadaşlar yeni koordinat sistemi eksenlerimiz olmak üzere bunları getirip denklemde yerine yazalım. Daha sonra şimdi denklemimize bakarsak burada x1, y1, x1, y1 değişkenlerimiz var. Şu taraftaki sabitleri arkadaşlar sıfıra eşitlersek görüyoruz ki sezgisel olarak da bu denklem artık homojen olacak. O yüzden bu sabitler sıfır olacak biçimde biz alfa ve betayı belirleyeceğiz. Bu sistemden arkadaşlar alfa betayı bularak artık yeni elde ettiğimiz denklemimiz dikkat ederseniz x1, y1 yeni değişkenlerimiz ve bunların dereceleri eşit olduğu için bu fonksiyon homojen fonksiyonu dolayısıyla 4-3 diferansiyel denklemi artık homojen diferansiyel denklem oldu. Ne yapıyorduk homojen diferansiyel denklemde arkadaşlar? Değişkenleri y1 bölü x1 veya x1 bölü y1 şeklinde yazıp y1 bölü x1'e ya da x1 bölü y1'e u demek suretiyle şöyle değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ediyorduk. Ve her iki tarafın integralini almak suretiyle de genel çözüm buluyorduk. Sonra da u yerine y1 bölü x1 ve en son x1 yerine x eksi alfa, y1 yerine y eksi beta yazarsak arkadaşlar bize verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş oluyoruz. İlk örneğimize bakalım.
Şimdi y'nin türevi eşittir 1 bölü 2 çarpı x artı y eksi 2 bölü x eksi 1'in karesi. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada homojenliği bozan terimler şuradaki eksi 2 ve eksi 1. Eğer bunlar olmasaydı diferansiyel denklemimiz homojen diferansiyel denklem olacaktı. O zaman şimdi bu hangi duruma giriyor? Bakarsanız arkadaşlar burada y'li terim de yok. X ve y'nin katsayılarının aralarında bir orantı yok. Yani bu son duruma giriyor. O zaman ne yapıyorduk bu son durumda? Şu farkımız eksi 1 sıfırdan farklı. X eşit x1 artı alfa, y eşit y1 artı beta diyorduk. Yeni değişkenlerimiz x1, y1. Arkadaşlar alfa ve beta'yı biz bulacağız. Arkadaşlar bu ifadeleri getirip denklemimizde yerine yazıyoruz. Bakın yazdık. Ve artık istiyorum ki şu sabitlerin tamamı sıfır olsun ki denklem homojen olsun. Onları sıfır eşitleyerek alfayı beta'yı bulacağız. Alfa zaten hemen 1 olarak gözüküyor. Bunu da yerine yazdığımızda betamızı arkadaşlar 1 olarak buluyoruz. Demek ki aslında biz x eşittir x1 artı 1, y eşittir y1 artı 1 diyerek bize verilen diferansiyel denklemi bakın yerine yazdığımızda artık hiç sabit sayı kalmadı burada. Dereceler aynı arkadaşlar. Ve homojen hale getirmiş olduk, indirgemiş olduk. Dolayısıyla artık y1 bölü x1'i u diyerek arkadaşlar burada dönüşümümüzü uygulayarak değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ediyoruz. Bunu da integral almak suretiyle arkadaşlar şu şekilde genel çözümünü artık geriye doğru gidiyoruz. Neye u demiştik? Y1 bölü x1'e. Neye y1 demiştik? Neye x1 demiştik? Onlar da burada yazıyor arkadaşlar. Y1'imiz y-1 olacak. X1'imiz x-1 olacak. Onları da yerine yazmak suretiyle genel çözümümüzü elde etmiş oluyoruz. Demek ki bu durumda ilk önce bir denklemi homojen hale indiriyoruz. Ondan sonra da homojen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmayı öğrenmiştik zaten. O yöntemle bu denklemin de genel çözümünü buluyoruz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar bu şekilde verilmiş ve buradaki ifadelere baktığımızda yine y ve x'in katsayıları arasında bir orantı yok arkadaşlar. Burada x, y terimi bile yok. Dolayısıyla bu yine homojen hale indirgenebilir şekilde de verilmiş arkadaşlar. Şu farkımız sıfırdan farklı son duruma giriyor. O zaman x yerine x1 artı alfa, y yerine y1 artı beta dönüşümü yapalım. Bunları denklemde yerine yazdığımızda yine istiyoruz ki şu sabitler sıfır olsun. Bu sabitleri sıfıra eşitleyerek arkadaşlar alfayı eksi 3, betayı 3 buluyoruz. Demek ki denklemimizde x eşittir x1 eksi 3, y eşittir y1 artı 3 dönüşümü uyguladığımızda bakın tüm sabitler gitti. Ve diferansiyel denklemimiz artık homojen diferansiyel denklem oldu. Ve y1 bölü x1'e u demek suretiyle bakın burada değişkenlerine ayrılabilir, ayrılmış hatta diferansiyel denklem bulduk. Artık her iki tarafın integralini almak suretiyle arkadaşlar ilk önce bu denklemin genel çözümünü u yerine y1 bölü x1 yazmak suretiyle şu şekilde ve en son y1 yerine y-3, x1 yerine x artı 3 yazarak arkadaşlar bize verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bu şekilde bulmuş oluyoruz. Başka bir örneğimize bakacak olursak arkadaşlar y'nin türevi eşittir 2 çarpı y artı 2 bölü x artı y eksi 1'in parantez karesi. Burada da arkadaşlar yine arada bir orantı yok. Son duruma giriyor. Şu fark sıfırdan farklı. Demek ki x yerine x1 artı alfa, y yerine y1 artı beta yazarsak bu dönüşümle şu sabit kısımları demek ki sıfıra eşitlemek suretiyle alfayı eksi 2, betayı 3 buluyoruz. Demek ki arkadaşlar biz x eşittir x1 eksi 2, y eşittir y1 artı 3 dönüşümü uyguluyoruz ve denklemimiz gördüğünüz gibi homojen hale indirgeniyor. Dereceler eşit. Artık homojen denklemde y1 bölü x1'e u diyorduk. Burada da arkadaşlar bu dönüşümle değişkenlerine ayrılmış diferansiyel denklem elde ediyoruz. Bunun integraliyle şu şekilde şu denklemin genel çözümünü ve daha sonra u yerine y1 bölü x1, y1 yerine y-3, x1 yerine x artı 2 yazarak da bize verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş oluyoruz.
Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Y'nin türevi eşittir 2x artı y eksi 1 bölü 4x artı 2y artı 5. Genel çözümü bulalım. Burada soruya bakar bakmaz aslında bakın x'in y'nin kat sayılarına pay ve payda da aralarında bir orantı olduğu hemen göründü arkadaşlar. Paydadaki x ve y'nin kat sayıları nedir? 2 katı şeklinde aynı orantı sabitiyle değişmiş. Demek ki bu aralarında orantı olan duruma giriyor arkadaşlar. İlk durumumuz. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Burada katı olarak değişen ifadeye arkadaşlar z demek suretiyle z yeni bağımlı değişkenimiz x'e göre türev alıp denklemimiz daha basit bir denklem oluyor. Homojen değil, değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklem oluyor arkadaşlar. Gerçekten de z eşittir 2x artı y dönüşüm yaptığımızda z'nin türevi 2 artı y'nin türevi olur. Ve denklemde yerine yazdığımızda bakın z'den başka bir değişken kalmadı. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde değişkenlerini ayırıyoruz. Ve her iki tarafın integralini aldığımızda arkadaşlar şu ifadeyi elde ediyoruz. Artık z yerine az önce 2x artı y yazmıştık. Onu da yerine yazmak suretiyle arkadaşlar genel çözümümüzü bulmuş oluyoruz.